Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir aplikasyonu tanıtacağım. Bugün bir araç kiralama, saatlik araç kiralama bir videosu yapacağız. Buradan nasıl yapıyoruz? İlk önce onu gösterelim. Telefondan TikTok uygulamasını açıyoruz. İlk önce ben bir mobil verim açayım. Araç kiralayacağınızı göstereceğim ilk önce. Tabi burada TikTok uygulamasına giriyoruz. TikTok uygulamasına girmeniz için ilk önce aplikasyonu indirip üye olmanız lazım. Üyelik yaklaşık 24 saat içinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Buradan aplikasyona girdiğimizde bize yakın araçları gösteriyor. Bize yakın mevcut araç şu an burada bir Renault Clio'muz var. Buradan hemen kirala düğmesine basıyoruz. Tabi ödeme yöntemlerini falan ilk önce seçiyoruz. Ben önceden yaptığım için biliyorum. Buradan ön bilgilendirme sözleşmesini kabul ediyoruz. Kiralamaya başlat diyoruz. Ve bizi başka bir sayfaya yönlendiriyor bu TikTok. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Burada aracımızın fotoğrafları, plakası ve yol tarifi var. Zaten aracımız bize yakın. Hemen gidelim aracımızın yanına. Aracımız Renault Clio. Yeni bir 2020 model bir araç. Buradan kontrolleri başlatıyoruz. Araçta herhangi bir hasar var mı? İlk önce onları kontrol ediyoruz. Mevcut hasar var mı, yok mu? Bunları kontrol ettikten sonra burada işaretleme yeri var. Hasar mevcut mu? Hayır. Ufak tefek çizikler var mı? Şurada ufak tefek, burada bir ufak tefek çizikler mevcut. Evet diyoruz. Herhangi bir yerinde göçme, göçük var mı? Hayır diyoruz. Camlarda kırık, farda kırık var mı? Onlara bakıyoruz. Hayır diyoruz. Lastiklerde herhangi bir yarık var mı? Hayır diyoruz. Ondan sonra kapıları aç dediğimizde bizi tekrar TikTok başka bir sayfaya yönlendiriyor. Ve evet, aracımızın kapıları açıldı gördüğünüz gibi. İsterseniz bundan sonraki şeyimize, aracın içine devam edelim. Evet arkadaşlar, aracımız içine geldik. Aracımız çok güzel, çok temiz bir araç. Aracımıza ilk bindiğimizde bizi böyle karşılıyor. Aracımızın anahtarı torpidonun burasında mevcut. Gördüğünüz gibi aracın anahtarı da bu şekilde. Muhtemelen bu anahtarsız bir çalıştırma. Bunu buraya koyuyoruz. Aracımıza bindiğimizde frene basıyoruz. Aracımıza bindiğimizde bu şekilde. TikTok hedef filonunun bir kiralama aracı. Dakikalık olarak kiralıyor. Her aracın farklı bir dakikasının parası var. Ona göre araçları kiralıyorsunuz. Yaklaşık 1 liradan başlıyor. 2 liraya kadar dakikalık kiralama ücreti alıyorlar. Dakikalık ne kadar dakika yaptıysanız o kadar ücret kesiyorlar sizden. Çok güzel, çok güzel bir uygulama. Hele ki şu devirde pandemi sürecinde kendi arabanız olmasa bile farklı araçlarla çok güzel imkanlarınız sağlıyorlar. Ayrıca ikinci elde malum bildiğiniz üzere fiyatlar çok abartılmışken gezecek yere gidemememiz veya araba alamamamız nedeniyle bu tür uygulama gayet güzel olmuş arkadaşlar. İsterseniz sürüşe geçelim. Emniyet kameramızı bağlayalım. Sürüşe geçelim. Arabalar bu arada benim bildiğim kadarıyla arabalar sıfır. Filo aracı. Filo aracı olduğundan temiz ve güzel arabalar. Oh, çok hoşuma gitti bu uygulama. Tabii ki başka bir aplikasyonlar da var böyle ama böyle ilk defa karşılaştım.
hoşuma gitti. Ben de size bir video çekmek, bir tavsiye vermek istedim. Sürerken de anlatayım. Süreç aslında çok hızlı işliyor. Tabii ki sadece banka kartıyla değil, sadece kredi kartıyla oluyor. Evet, emniyet kemeri senin takılı değil. Çünkü takılı olsa şey yapamaz. Öyle banka kartıyla değil, kredi kartıyla işlem yapılıyor. Kredi kartından belirli bir provizyon çekiliyor. Her araç için ayrı bir provizyon. Aracı bıraktığınızda o provizyon size tekrar geri iade ediliyor aynı gün içerisinde. Bazen aplikasyonda herhangi bir sıkıntı olabiliyor. Ben de yaşadım tabii ki böyle bir durum. Bu tabii ki müşteri hizmetlerine söyleyince çözülüyor. Yani ben de yaşadım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam arabayı bıraktım. Artık kiralamaya sonlandıracağım. Arabayı kapılarını kilitlemedi diyor. Arabanın kapısı açık diyor. İşte motor açık diyor. Yani aslında böyle bir şey yok. Bu sadece aplikasyonla ilgili bir durum. Tur atalım arabamızla. Araba gerçekten çok güzel. Fiyat da arabasına göre iyi fiyat bence. Yani her araba farklı fiyat illaki. Güzel arabalar var. Farklı farklı arabalar var. Premium araçlar var. Yani arabalar hem güzel hem de temiz arabalar. Hem de sıfır arabalar. Araçlar sıfır. Tabii bu kişiden kişiye kullanıma göre değişiyor. Herkes daha düzenli kullanırsa tabii ki de daha güzel olur. Çünkü bu bir yani kendi arabamız değil. Herkes biniyor bu arabaya. Herkes çok düzenli, güzel kullanırsa hepimizin de iyi olur yani araba temizliği açısından. Arabalar böyle. Sürüşte yani arabaların herhangi bir arızası şeyi yok diyebiliyorum. Zaten herhangi bir araç arıza durumu verdiğinde veya kaza yaptığınızda, bunu da anlatmadan geçmeyeyim. Araçla diyelim Allah korusun bir kaza yaptınız. Kaza yaptığınızda tik tak 600 liraya kadar hasarı karşılıyor. Tabii ki sizin değilse hasar, yani karşı taraf vurduysa size, hasarı karşılıyor. Yani böyle bir şey de olması gerçekten iyi bir şey. Hani biz vursak veya başkası vursa, biz ödesek, o tabii ki de iki türlü de sıkıntı. Hem ben arabanın parasını vereceğim, hem de karşı tarafın arabasının parasını ödeyeceğim. Bu hem maliyet açısından hem de manevi açıdan gerçekten sıkıntı bir durum. O yüzden böyle bir şey olması gerçekten güzel olmuş. Böyle arkadaşlar, güzel bir uygulama, güzel bir aplikasyon. Hele ki şu pandemi döneminde gerçekten çok iyi. Arabayla ilgili iş detayları isterseniz anlatırım. Şu arabayı gösterebilirsiniz. Arabanın full arabalar. Arabaların gördüğünüz gibi burasında detaylar. Bizi karşılayan kadran. Bir Bluetooth'la bağlanabilen. Bu Bluetooth benim için çok önemli. Çünkü arabayla giderken şarkı dinlemekten olmaz. Bluetooth gerçekten benim için önemli. Yani 4.3 inç boyutunda bir ekranımız mevcut. Start stop ile çalışan bir araba. Klimalarımız dijital. Yani size anlatabileceğim kadarıyla araba full artı full. Hani Renault arabaları güzel kullanıyoruz. Kullanışlı. Ben beğeniyorum.
Size de uygulamayı tavsiye ediyorum. Hani gerçekten çok işiniz olduğunda, acil bir işiniz olduğunda gerçekten kullanılabilecek bir uygulama. Hele ki arabanız yoksa veya arabanız arızadaysa tamirhanede bir yere gitmeniz lazım. Acil işiniz çıktı. Gördüğünüz gibi bu aplikasyon sayesinde, bu uygulama sayesinde istediğiniz yere kolaylıkla gidebilirsiniz. Araç böyle. İsterseniz arabayı nasıl kilitliyoruz ona gelelim. Evet arkadaşlar, aracımızı park ettik. Aracımızı park ettikten sonra aracımızda herhangi bir hasar oluşmadıysa buradan kiralamayı bitir düğmesine basıyoruz. Bitir düğmesine bastığımızda aracı torpido gözüne bıraktık mı, aracı temiz bıraktık mı, kişisel eşyaları araçta bırakmadık mı, tüm kapıları ve camları kilitledik mi, araçta hasar oluşmadı, araç site AVM otu kullanıcının ulaşamayacağı bir yere bırakmadım, bunu da işaretliyoruz. Alttakini havalimanında bırakmıyorsa onun işaretlemesi gerek yok. Buradan devam et deyip aracın soldan, sağdan, arkadan ve önden fotoğraflarını alıyoruz. Aracımızın fotoğraflarını çekelim. Plaka görünecek bir şekilde arabanın fotoğraflarını çekiyoruz. Dik veya yan olması hiç önemi yok. Fotoğrafı yükle diyoruz ve açıklama kısmına nerede bıraktıysanız oraya yazıyoruz. Burası Cumhuriyet Anadolu Lisesi. Yazsak yeterli. Zaten araçlarda GPS olduğu için aplikasyonu gelecek arkadaşlar görebilecek aracı. Devam et deyip bitir ve kapıları kilitle diyoruz. Kapıları kilitle diyoruz ve aracın kapıları kilitlenince buradan aplikasyondan bize ve aracın kapıları kilitlendi şu an. Araç üzerinden ve aplikasyona kilitlenmesini bekliyoruz. Aplikasyona kaynaklı bir şey. Ve ödemeniz başarılı dedi. Devam et seçeneğine tıklayıp buradan memnuniyet ankenini işaretliyoruz. Biz hepsine 5 verelim. Gönder diyelim. Teşekkürler dedi. Aracımızı bıraktık, aracımızı kilitledik. Hiçbir eşyamızı bırakmadık. Gördüğünüz gibi. Bizim videomuz bu kadardı. Size aplikasyonu tanıttım, uygulamayı tanıttım. Memnun oldum ben de kullandığım için. Sizlere de bu uygulamayı, aplikasyonu tanıtmak istedim. Gerçekten bu pandemi sürecinde ve ikinci el arabanın fiyatları artmış bir durumda. Araba alamayacağınız veya o kadar yüksek meblağlar veremeyeceğiniz için bu uygulama gerçekten iyi. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadar. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.